Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da biliyorsunuz gençlik dairesi vardır. Nedir? Gençlik dairesi çocuğuna bakamayanları çocuğunu elinden alır. İşte çeşitli nedenlerle. Almanya'nın Stuttgart kentine bağlı Weilimdorf'da yaşayan Kenan Örer, 31 yaşındaki Kenan Bey, kızı 10 yaşındaki İrem'i Şubat'ta gençlik dairesini kaptırdı. Eşiyle 2015'te ayrılınca kızının içine kapandığı ve seçici dilsizlik sorunu, mutizm denilen bir sorun yaşadığını, eşi de diğer iki çocuğunu alınca bu da babasıyla kalıyor bu çocuk ve sorunlar yaşamaya başlıyor. Baba Kenan Örer kızıyla memleketi olan Hatay'a gidiyor, Türkiye'ye gidiyor. Ve daha sonra da Şubat ayında da geri dönüyor Almanya'ya. Anne şikayet ediyor, diyor ki kızımı kaçırdı diyor. Şikayetinden sonra değerli izleyicilerimiz hapis yatıyor. 2 ay hapis yatıyor. Ve kızını da gençlik dairesi alıyor elinden. Bu sorunun çözümü için de yardım istiyor. İnşallah kızına kavuşur diyoruz. Biz de bunu kamuoyunun gündemine getirmiş olalım. Tabii bu tarz sorunlu aile, problemli ailelerle ilgili durum gerçekten çok ciddi. Bu gençlik dairesinden öyle çocuk almak falan öyle kolay değil geriye. Biliyorum bunu. İnşallah adil bir şekilde anne, baba ya da kimin çocuğu alınmışsa, kimlerin çocuğu alınmışsa bir an önce çocuklarına kavuşurlar. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında ırkçılık, faşistlik patlamış vaziyette. Camilere saldırıyorlar. Derneklere, yabancıların, göçmenlerin derneklerine saldırıyorlar. Camiler kapatılıyor, dernekler kapatılıyor Fransa'da özellikle. Pek çok yerde yabancılara bu dönemde, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde daha çok saldırı var. Bununla ilgili bir haber var. Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Wolfenbüttel'de bir anaokulunun duvarlarına Müslüman ve yabancılara yönelik Nazi sembolleri çizilerek "Yabancılar defolun" diye yazılmış. Maalesef bakın anaokuluna bile saldıracak kadar alçalmış vaziyette bu ırkçılar. Yani nedir yani? Bakın özellikle gelişmiş ülkeler göçmenlerle ayakta duruyor. Gelişmiş hangi ülkede göçmen yok? Ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kültürlerini çeşitlendiriyorlar. Bu insanlar zaten göçmen ya da yabancı falan değil. Türklerden örnek verelim. 1961 yılında yapılan anlaşmayla o hani trenlerle, o tahta bavullarla büyüklerimiz gelmedi mi? Bu insanların çocukları, torunları şu anda 3. nesil. Bu insanlar artık göçmen ya da yabancı değil ki. Bu insanlar o ülkenin birer mozaiği, parçası, etle tırnak gibi olmuşlar. Şu andaki yeni nesilde Türkçe bilmeyen vatandaşlarımız var. Şimdi sen bu insanlara göçmen ya da yabancı diyebilir misin? Ama hala bunu kabullenmek istemiyorlar. Hala yabancı olarak görüyorlar. İşte anaokulunun duvarına bile yazı yazacak, ırkçılık yapacak kadar alçalmışlar. Bakın, Fransa'da Macron, Cumhurbaşkanı Macron akıl almaz işler yapıyor. Hokkabazlıklar yapıyor. Camileri kapatıyor, dernekleri kapatıyor. Özellikle Türk düşmanlığı yapıyor. Ne yapıyor? Son 3 yılda 43 tane camiyi kapatmış. 18 camiyi daha kapatıyor. 76 camiye de sıkı denetimler getireceğini söylüyor. Bir hukuksuzluk varsa yap ama keyfe keder, çoğu kapatılmış vaziyette bakın. Ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde bir İslamcı ayrılıkçı diye bir yasa çıkartıyor. Dini diyecek ki sen İslam'ı böyle yaşayabilirsin, böyle yaşayamazsın diye bir kanun çıkartılıyor Fransa'da. Yeni, şimdi bu Aralık ayında çıkartılıyor. Biliyorsunuz Türkiye'den Fransa'ya ya da Almanya'ya din görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla imamlar geliyordu. Şimdi gelemeyecek. Şimdi sonra da deniliyor ki işte İslam'ın yanına işte İslamcı terör bilmem ne gibi kelimeler koyuyorlar. Bakın bunların hepsi kelime oyunu. İnsanları böyle ayırıyorlar. Toplumda ayrışmalar yapıyorlar.
Peki İslamcı ayrılıkçı diye bir yasa çıkartıyorsun. Hristiyan ayrılıkçı diye bir yasa çıkartıyor musun? Yahudi ayrılıkçı diye bir yasa çıkartıyor musun? Camileri kapatıyorsun. Peki kiliseleri, havraları, sinagogları kapatıyor musun? Soruyorum size. Yok. Varsa yoksa Müslümanlar. Hukuksuz bir şey, aşırılık bir şey varsa gereğini yap. Ona bir şey söylemiyorum ben. Ama bu şekilde keyfe keder bir yasayla insanların dinini nasıl yaşayacağını belirleyemezsin. Bu insan haklarına aykırı. İnsan haklarından, demokrasiden bahsettiğini söyleyen Fransa'nın göbeğinde, Avrupa'nın göbeğinde bu yasayı çıkarmak demek sizin kalitenizi, insan haklarıyla uzaktan yakından ilişkinizin, alakanızın olmadığını gösterir. Ayrım bu. Gerçek bir ayrım. İnsanları birbirinden ayırıyorsun. Olacak iş değil. Macron'un bunu yapma gerekçesi şu. Şu anda Macron iç siyasette çok başarısız. Yapılan anketlere göre Macron'un yapılacak olan ilk seçimde kazanma şansı yok. Sağcı, Fransız çağcılarının oyunu kazanmak için Macron böyle hokkabazlıklar yapıyor. Hokkabaz. İnsanlar sokaklara dökülüyor. Bakın geçtiğimiz günlerde bir yasa çıkardılar değil mi? Nedir? Polislerin fotoğrafları çekip sosyal medyadan ve gazetelerden, televizyonlardan yayınlanmayacak. Niye çıkardılar bu yasayı? Polislerin hukuksuzlukları ortaya çıkmasın diye. Sen polisine güveniyorsan niye böyle bir yasa çıkartıyorsun? İnsanlar sokaklara düştüler. Arabaları yaktılar. Merkez Bankası'na, Fransa Merkez Bankası'na saldırdılar. Hani insan hakları, hani demokrasi, hani basın özgürlüğü? Onun fotoğrafını çekip yayınlayamazsın. Niye? Çünkü polisine güvenmiyorsun. Hukuksuzluk var. Hukuksuzluk sadece Fransa'da mı? Her yerde. Bakın, Almanya'da yine skandal bir karar var. Skandal. Biliyorsunuz Almanya terör örgütü PKK'yı yıllarca besledi, silah verdi, para verdi. Hala Almanya'da PKK'lılar kol geziyor. Teröristler, terörist seviciler kol geziyor. Üstelik PKK, terör örgütü PKK Avrupa Birliği'nin terörist listesinde, terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen. Bu aslında bir Türkiye düşmanlığının da göstergesidir. Bakın unutmayın. Almanya İçişleri Bakanlığı PKK'nın Suriye kolu olan YPG, YPJ'nin paçavralarını 2017'de yasaklamıştı. Ancak Bavyera Eyalet Mahkemesi ise skandal karar alıp bu PKK'nın terör örgütünün paçavraları yasaklanmaz dedi. Bak karar alıyorlar. Bir dava açılıyor. Davada terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, YPJ'nin paçavra sembollerine izin çıkmış. YPG, YPJ sembollerini suçlayan mahkeme Federal İçişleri Bakanlığı'nın 2 Mart 2017 tarihli genelgesini de hiçe sayıyor. Mahkeme 1993 yılından bu yana ülkede yasaklı olan PKK'ya bağlı bir organizasyon olmadığı saçmalığını karara bağlıyor. Yani diyor ki bu YPG, YPJ aslında terörist, PKK bu zaten hiçbir farkı yok. Diyor ki bunların diyor paçavraları, sözde bilmem işte filanım neyse işte onları, bayrak demek istemiyorum, bayrak başka bir şey. Bu eşkıyaların, teröristlerin simgelerini serbest bırakıyor. İçişleri Bakanlığı'nın da 2 Mart 2017 yılındaki genelgesi, tarihindeki genelgesine rağmen böyle bir şey yok. Ve mahkeme şöyle savunuyor. Diyor ki hakim, YPG paçavrası taşınarak PKK propagandası yapılmıyor diyor. PKK'nın federal mecliste ateşli savunucusu sol partili Sevim Dağdelen'de yasaklamanın ardından elinde YPG paçavrası ile kürsüye çıkıp yasaklamayı eleştirmişti diyor bak. Yani Almanya Federal Meclisi'nde de bu eşkıyaların, teröristlerin sevicileri, kollayıcıları var. Sevim Dağdelen'miş adı. Evet, sol partili. Bunların hepsi Türkiye düşmanı. Adı da Sevim Dağdelen. Bunların ne Türklükle ne Müslümanlıkla hiçbir şey alakası falan yok. Bunlar terörist seviciler, eşkıya seviciler. İşte buyurun. Nerede? Almanya'da. Söze geldi mi? İnsan hakları, demokrasi, o bu mangalda kül bırakmayanlar
Almanya Federal Meclisi'nde evet görüyorsunuz neler yapıyorlar. Söyleyecek aslında çok sözü yok yani herkes biliyor da işlerine gelmiyor. Yoksa Almanya'da PKK'nın bir terör örgütü olduğunu biliyor ama maşa bunlar. Maşa. Söyleyecek çok fazla hani yorum da yapmak istemiyorum.